Ümit Özat'la birlikteyiz ve yani Türk futbolunun bu manzarasını konuşmaya devam ediyoruz. Ümit abi, ben Avrupa Şampiyonası başlamamıştı. Daha böyle ligler devam ediyor. Şampiyon kim belli olacak? O zaman daha belli değil. Lig devam ediyor. Seninle bir röportaj yapmıştım. Gerçi o röportajda çok ses getirdi. Milli takımı konuşmuştuk. Demiştiniz ki Ümit abi, ya böyle bir milli takım kime nasip oldu demiştiniz. Yani işte 3 stoperinden, 4 stoperinden 3 tanesi, biri şey oynuyor, Leicester, biri Juventus, biri Liverpool, işte orta saha Milan, işte Lille falan filan. Hani bu acayip bir milli takım, herkese nasip olmaz. Ve gittik Avrupa Futbol Şampiyonası'nda, üzülerek söylüyorum, turnuvanın en kötü takımı olduk. Şimdi Şenol Hoca basın toplantısı düzenledi. Bilmiyorum izlediniz mi ama İtalya maçı ile ilgili dedi ki, yahu dedi Şenol Güneş, biz dedi ısınmaya çıktık. Adamlar bizim maçta attığımız deparı ısınmada atıyorlar. Ya adama derler ki, hocam yani bunu da söylemeyin. O zaman biz niye atmıyoruz? Yani o atıyor da biz niye atmıyoruz? Paramız mı eksik? Tekniğimiz mi eksik? Neyimiz eksik? Şimdi manzara böyle olunca biz nereden, kimden başarı bekleyeceğiz? Orada bence bir kinaye yaptı. Yani orada bence söylemek istediğini ifade, anlatmak istediğini ifade edemedi. Yani orada bizden daha iyi ısınıyorlar babında bunu söylemedi. Orada başka bir şey ifade etmeye Ne çalıştı. yaptı hocam? Belki de küçümsemeye çalıştı. Yani bunu biz yapsak adama gülerler demeye çalıştı. Orada bir kinaye var. Çünkü senin dediğin tarzda bunu demiş olsa o zaman hemen Ben bırakman öyle lazım. hocam ama Ümit abi, ben öyle anlıyorum. Niye? Çünkü şundan ötürü. Şimdi siz yıllarca, uzun yıllar futbol oynadınız. Milli takımlar, Fenerbahçe falan ve dolayısıyla oradaki sözleri, lafları belki siz çok farklı algılıyorsunuz ama yani bu sizinle konuşulan Şenol Hoca gelip de sizle bunu konuşmuyor ki, kamuoyuna böyle bir mesaj veriyor Ümit abi. Şimdi tamam anladım ama şimdi bakın olaylara biraz da nereden bakmak lazım. Ben Şenol, öyle bir şey olmaz da bir adamın yardımcı antrenörleri varken yardımcı antrenör istiyorsa o diğerlerinin yanında kalmaması lazım. Doğru. Yani ha bak yine söylüyorum. Benim Emre'yle kişisel husumetim çok başka bir şeydir. Teknik adamlığı, futbol aklını konuşmak başka bir şeydir. Yani ben Emre'nin futbol aklına inanıyorum, çok inanıyorum. Adamı seversin, sevmezsin. Bu çok başka bir şey. Ama şimdi yardımcı istiyor. Yandaki yardımcıların demesi lazım ki bir dakika ya biz burada farklı mıyız demesi lazım. Ne Doğru. oldu? Peki Dünya Kupası'nda başarılı bir netice alsaydım tekrar bir yardımcı isteyecek miydim? Konu Emre değil. Onu tekrar baştan Yok, söyleyeyim. istemeyecekti. Madem isteyeceksin Dünya Kupası'na giderken niye istemedin? Bunlara kendi koltuğunu sağlama alma çabaları. Bey, Bilemiyorum. Maçı özetle Ümit abi, gösterecek. biz neredeyiz? Bu işi nasıl düzeltiriz? Bir kısa yorum rica edeyim, ardından basın toplantılarına geçeceğim çünkü. Biz bu işi, bizim bu işi, ya burada Şenol Hoca'ya yapılan haksızlıklar yok mu? Mesela orada bir tanesi çok tuhaf bir soru soruyor. Sizin diyor sığ görüşlü bir insan. Ya sen böyle bir Doğru. soruyu soramazsın. Böyle terbiyesizlik olmaz. Hoca orada çok naif karşıladı meseleyi. Yani Abi, o abi. soranla arkadaşımız aynı zamanda. Hoca çok naif karşıladı. Yani şimdi buradan da insanlar işi hadsizliğe kadar götürüyorlar. Bir Şenol Güneş'e, bir Fatih Terim'e değil, kimseye soramazsın böyle bir şekilde. Adam iyi ki demiyor ki orada gel bakalım bir anlat bakalım demiyor. Yani mesela geçen Fatih Hoca diyor ki niye üçlü üçlü? Gel burada bana bir üçlüyü anlat dese tek kelime yazıp çizemez. Yani bu iş nasıl düzelir? Bu iş bal hani derler ya. Bu işin düzelmesi için ya bu işin içinde büyük rant var Aydın. Bu iş düzelmez. Rant olacak bu iş. Matematik bu kadar söyleyeyim. Çok fazla detaya girmeyeyim.